Herkese merhaba. Bugün kendiniz bir şablon hazırlayarak istediğiniz kumaştan nasıl bir bilye hazırlayabilirsiniz onu göstereceğim. Şablon için karton veya mukavva kullanabilirsiniz. Ben kalın bir kağıt kullandım mukavva olmadığı için evde. İlk olarak 3 santim genişliğinde, yaklaşık yarım santim yüksekliğinde bir dikdörtgen çiziyorum. Daha sonra böyle kart gibi onu kestim. Üst kısmına 2 santim genişliğinde, yine yarım santim yüksekliğinde iki tane dikdörtgen çizeceğim. Aralarında biraz mesafe bırakıyorum. 1-1,5 santim kadar en az. 2 santim yapmamanın nedeni aslında benim biyemin 1 santim olacak olması. İstediğiniz biye genişliğinin 2 katı olarak düşünebilirsiniz. Aşağıdaki dikdörtgeni ise 1 santim daha geniş yapıyorum ki içe doğru katlama dikiş payı olsun. Daha sonra makasla bu dikdörtgenleri oyuyorum içine, kestim. Falçata da kullanabilirsiniz. Hepsini kesmem bittiğinde şablonum bu şekilde hazır olmuş oldu. Kullanacağım projede verev bir kumaşa ihtiyacım vardı. O yüzden 45 derecelik açıyla kesiyorum. 3 santim genişliğinde olacak şekilde. Düzgünce çizdikten sonra makasla kestim. Normalde bu şekilde düz kumaş, bu esnebilen bir kumaş olmasına rağmen daha az esniyor gördüğünüz gibi. Verev kumaş daha iyi esniyor. Şablona üstten bu şekilde sokuyorum. Daha sonra diğer delikten yukarı çıkıyorum ve tekrar aşağı doğru diğer delikten geçireceğim. Kıvırmam gereken payları elimle aslında kıvırıp 3 santimlik kumaşı 2 santimlik kısma düzgün bir şekilde yerleştiriyorum. Bunu bu şekilde bir kere oturttuktan sonra çektikçe düzgün bir şekilde gelecek. Kumaşın bu tarafı, kumaşın düzü bu arada. Benim kumaşımın iki tarafı da neredeyse aynı olduğu için belli olmuyor. Ama siz ona dikkat edersiniz. Kumaşınızın düzü ve tersi belli oluyorsa özellikle. Bu şekilde yerleştirdikten sonra buradan ütüleyeceğim. Ve ütülerken bu şablonu böyle çekeceğim. Ütülediğim için o kıvırdığım paylar katlı bir şekilde sabit kalmış olacak. Çok hızlı bir şekilde çekmiyorum. Çok hızlı çekince çünkü bozuluyor o oturttuğum, düzgünce katladığım kısım. Ama eğer bozulursa elinizle düzeltebilirsiniz. Eğer kumaşı uzatmanız gerekiyorsa da kumaşların yüzleri birbirine bakacak şekilde böyle yerleştiriyorum. Açtığımda nasıl olacak diye deseni de kontrol ettim. Bu yanlış yönde, o yüzden düzeltiyorum. Üst üste koyduğum kısımda böyle kare gibi bir alan oluşmuş oluyor. Oradan böyle çapraz bir şekilde bir köşesinden diğer köşesine doğru dikeceğim. Düzgünce dikebilmek için ütüyle çıkan kalemle çizdim. Diktikten sonra açtığımda bu şekilde görünüyor ve fazla olan kumaş paylarını da kesiyorum. Kumaşa nasıl bunu diktiğimi göstereceğim şimdi de. Burası kumaşın ön tarafı. Yani önleri birbirine bakacak şekilde kenardan iğneliyorum. Zaten ütüyle belirginleşmiş bir çizgi var aslında. O çizgiden makineyle düz dikiş yapıyorum. Burayı açarak ütüledim. Şimdi bunu arkaya doğru katlayacağım. Arkada zaten bir dikiş var, az önce yaptığım dikiş. Onun üstüne gelecek, onu kapatacak şekilde katlayıp ütüledim. Bence bu aşamada ütüleyip düzgünce sonra dikmek daha rahat oluyor. Gördüğünüz gibi bitmiş hali biyenin 1 santim. Yine rahat dikebilmek için birkaç kere iğneledim. Zaten ütülediğim için çok iğnelememe de gerek yok. Şimdi de buradan dikeceğim kenardan. Ve dikmem bittiğinde biyem hazır olmuş oldu. Umarım video sizin için faydalı olmuştur. Bu biyeyi hangi projede kullanacağımı görmek isterseniz bir sonraki videoyu izlemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.